Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Tibet'e gittikten sonra bir Doruk'a gidelim. Çünkü zamanımız bir hayli daralıyor ve Doruk'tan sonra eğer zamanımız olursa tekrar sonlara doğru bir de çünkü Mustafa'ya da gideceğiz. Dört değişik bölgeyle bağlantılarımız var. Şimdi de Rusya'nın kuzeyine gidiyoruz. St. Petersburg'da Fenerbahçe dörtlü bir turnuvaya katılıyor ve de orada ilk karşılaşmasını oynadı. Ve o maçta 0-0'lık beraberlik vardı. Arkasından da penaltı vuruşlarıyla Zenit'e 4-3 mağlup oldular. Doruk'a gidelim. Doruk Tecimer'den son gelişmeleri alalım. Çünkü Fenerbahçe'de de Atilla Salay'ın Kim Min-jae'den sonra Union Berlin'e gitme durumu ve de Merih Demiral'ın da tekrar Fenerbahçe'ye gelme gibi bir keyfiyet söz konusu. Bakalım Doruk bizlere neler aktaracak. Doruk. Levent Özçelik, Lütfü Özel, iyi yayınlar diliyorum. Anichkov Köprüsü'nün yanı başındayız. St. Petersburg'dan, Fenerbahçe'nin kampından son gelişmeleri size aktarmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir şehir olduğunu aktarmak istiyorum. Tarihi yapısıyla, mimarisiyle biz de çok keyifli bir kamp geçiriyoruz. Aynı şekilde Fenerbahçeli futbolcular da öyle. Bugün de saat 18'de akşam antrenmanı basına açık olarak gerçekleştirilecek. Biz de TRT Spor olarak yine o görüntüleri canlı biçimde ekrana getireceğiz. Fenerbahçe'de dediğiniz gibi transfer gündemi de epey sıcak. Hemen sıcak gelişme olarak Atilla Salay'den başlamak istiyorum. Sizin de dediğiniz gibi Union Berlin'in bir ısrarı söz konusu Atilla Salay için. Fenerbahçe yeşil ışık yaktı. Yani şartlar olgunlaştığında, Fenerbahçe'nin istediği şartlar gerçekleştiğinde Atilla Salay'ın takımdan ayrılması söz konusu olabilir. Hatta şu an itibariyle Salay'ın gitme olasılığı kalma olasılığından biraz daha fazla. Bunun da altını çizelim. 15 milyon avroluk bir bonservis bedeli istiyor Fenerbahçe. Union Berlin'de bu rakama yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ortak bir zeminde buluşması halinde bu iki takımın bu transferin gerçekleşmesinin önünde bir engel göremiyorum. Aynı zamanda Merih Demiral konusunu siz sordunuz. Şu an için Merih Demiral hakkında somut bir gelişme yok. Fenerbahçe Alexander Djiku transferini artık bitirmek üzere. Alexander Djiku Strasbourg'da forma giyiyordu. Stoper mevkinde forma giyiyor. Fenerbahçe dediğim gibi sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacak Fenerbahçe'de. Öte yandan Szymański de yaklaşık bir saat önce TRT Spor ekranlarından son dakika haberi vermiştik. Szymański transferini de bitiriyor Fenerbahçe. Oyuncu Dinamo Moskova'da bonservisi fakat Feyenoord'da bu sene kiralık olarak forma giymişti. 40 resmi maçta forma giydi. 10 gol 7 asistlik bir performans sergiledi Polonyalı futbolcu. Fenerbahçe'de tabii Arda Güler gittikten sonra hücum alanındaki yaratıcılığı biraz daha korumak ve olabiliyorsa da yükseltmek adına Fenerbahçe hücum hattında transfer yapacak. Bir de bu isimlerden bir tanesi. Asıl mevkisi 10 numara fakat 8 numara pozisyonunda da hatta şöyle ifade edebilirim. 6 numaranın önündeki 2-8 numaradan birisinde forma giydi bu sezon Feyenoord'da Szymański. Her şekilde o bölgede forma giyebilen bir oyuncu. Fenerbahçe'ye de an itibariyle kişisel fikrim hücum anlamında katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Siz de elbette stüdyoda bu konuyu tartışacaksınız. Son olarak da Umut Nayır'dan bahsetmek istiyorum. Bu sabah Umut Nayır Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçti. Gün içinde de Umut Nayır'ın resmi imzayı atmasını bekliyoruz. Fenerbahçe camiasına da hayırlı olsun Umut Nayır. Bitmeye yakın transfer yani bitti artık resmi imzaları bekliyoruz. Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından da paylaşacaktır gün içinde Umut Nayır transferini. Akşam antrenman açık dediğim gibi saatler 18'i gösterdiğinde 15 dakikalık bir dilimde ekrana getireceğiz görüntüleri. Takımdaki son durumu aktaracağız. Samet Akaydın ve Lincoln Henrique Rusya'ya getirilmemişti. Tedavileri İstanbul'da devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu da ilk antrenmana katılmadı. Teknik ekiple beraber düz koşular, toplu koşu yaptı Ferdi Kadıoğlu. Dünkü Zenit maçında da riske edilmedi. Önümüzdeki günlerde Ferdi hakkında da daha somut gelişmeleri size aktarıyor olacağız. Dilerseniz sizin sorularınızı alabilirim. Şimdilik son gelişmeler böyle. Peki Doruk sadece bir sorum var. Çok kısa lütfen. Livakovic ile ilgili bir gelişme var mı? Hemen onu alayım. Onunla bağlantılı olarak da
Altay'ın transferi söz konusu mu, yoksa sadece konumuz şu anda Livakovic mi? Levent Özçelik, çok doğru bir yere parmak bastınız. Kaleci konusunda atlamamak gerekiyor. Altay Bayındır'ın ayrılığı söz konusu. Manchester United'ın Altay Bayındır'la ilgilendiğini duyduk. Avrupa'dan da çeşitli takımların Altay Bayındır'a ilgisi var. Bunun da altını çizelim. Altay Bayındır da takımdan ayrılabilecek isimler listesinde yer alıyor. Bununla paralel olarak Dominik Livakovic ile Fenerbahçe'nin gündeminde. Fenerbahçe haftalardır Dinamo Zagreb'in ısrarını kırmaya çalışıyor. 10 milyon avroda ısrar ediyor Dinamo Zagreb. Fenerbahçe bu fiyatı biraz daha aşağıya çekmek istiyor. Yaklaşık 8 milyon avro bandında bir teklifi olmuştu Fenerbahçe'nin Livakovic için. Hatta La Liga ekiplerinden Villarreal'in de Livakovic'i istediğini biliyoruz. Bu transfer oldukça zorlu bir transfer. Özellikle Dünya Kupası'nda Livakovic'in Hırvatistan formasıyla sergilediği performans tüm dünyada bu konuşuldu, Livakovic'in performansı ve adeta Avrupa vitrine de serilmiş oldu Livakovic. O yüzden Fenerbahçe için de çok önemli bir transfer. Israrı sürüyor Fenerbahçe'nin, çalışmalar devam ediyor. Sayın Selahattin Baki, Ali Koç bu transfer için oldukça uğraşıyor. Peki, bir anda çok net bir şekilde bayağı uğraşıyor dedi ve konuyu kapattı sevgili Doruk. Doruk, çok teşekkürler, kolay gelsin. St. Petersburg'da kolaylıklar diliyoruz. Şimdi ama bir önceki konuşmasında Villarreal'e daha yakın olduğunu da ifade etmişti Doruk. Arada demek ki ciddi bir itiş kakış var, öyle anlaşılıyor. Şöyle, sezon sonunda zaten 2024'te bitecek sözleşmesi. Dolayısıyla ilk etapta dediğin nokta Villarreal tarafı, evet, olabilir ama arkasından ikinci tercihi de Fenerbahçe. Fenerbahçe'den Juventus'un yıldızına kanca. Savunmanın salonuna kambiyansı. Zenit maçı sonrası teknik direktör İsmail Kartal transfer yapılacak bölgeleri de açıkladı. Kartal, aramıza katılacak oyuncular var. Mevki olarak söyleyemem. Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular gelecek dedi. Kent ve Ceko'yu kadrosuna katan Sarı Lacivertler transferde rotasını sol bek bölgesine çevirdi. Kanarya'da gündeme gelen son isim Juventus'un 23 yaşındaki sol beki Andrea Cambiaso oldu. Geçtiğimiz sezonu Bologna'da kiralık geçiren Cambiaso için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı ve oyuncunun menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı. Sarı lacivert kurmayların olumlu geçen görüşmenin ardından Juventus ile de masaya oturacağı ifade ediliyor. Cambiaso'nun Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Cambiaso'yu tekrar tekrar başka bir takıma kiralamayı düşünen Juventus'un oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferinde zorluk çıkarmayacağı da iddialar arasında. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Cambiaso 34 maçta görev aldı. 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Bologna forması ile 3 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt'a göre Andrea Cambiaso'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç oyuncu sol bek, sağ bek ve orta sahanın solunda görev yapabiliyor.